31 Ekim meme kanseri farkındalık haftası birçok etkinliklerde yapılıyor. Peki erken teşhise karşı nasıl önlemler alınır? Ankara'ya gidiyoruz. Muhabirimiz Cemre Nilsu Yurdakul bizi bekliyor sağlık merkezinde ve söz Cemre sende. Değerli Ulusal Kanal izleyenleri, şu anda Çankaya Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeyiz. Neden buradayız? Çünkü meme kanseri farkındalık ayı içerisindeyiz. 1-31 Ekim tarihleri arasında meme kanseri farkındalık ayı ile ilgili hem Sağlık Bakanlığı çeşitli etkinlikler düzenliyor hem de sağlık kuruluşları buna yönelik bilgilendirici bültenler hazırlıyorlar. Biz de şu anda bu konuyu sizlerle ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii, Doktor Ülker Yücel, Çankaya Sağlıklı Hayat Merkezi Keten Polikliniğinde çalışıyorum. Çok teşekkür ederiz. Meme kanseri, öncelikle belirtilerini konuşmak isteriz sizlerle. Bu belirtiler nasıl ortaya çıkıyor? Bunu kendimiz de fark edebiliyor muyuz? Tabii ki. Belirtilerin en önemlisi zaten ele gelen kitleler ya da ciltte görülen değişiklikler. Dolayısıyla hastalarımızın büyük bir kısmı zaten bunu kendileri fark ederek geliyorlar ve daha sonra yapılan tahliller ve tetkiklerle ortaya çıkabiliyor. En önemli şey, evet, ele gelen kitleler. Peki bu belirtiler erken dönemde tespit edilebiliyor mu yoksa ilerleyen dönemde? Tabii ki erken dönemde de tespit edilebiliyor. Tabii hastanın belirtiyi fark etmesine göre geç kalmış da olabiliyor ama çoğunluğu erken evrede tespit ediliyor. Hem dünyada hem Türkiye'de aslında meme kanserine yönelik farkındalığa dikkat çekmek için çok fazla etkinlik yapılıyor. Bununla ilgili kuruluşlar var aynı şekilde. Fakat Türkiye'de ve dünyada yaygınlıklar ne durumdadır? Yani kaç kadından biri bu kanserle mücadele ediyor? Evet. Her 8 kadından birisi ne yazık ki meme kanser adayı. Dolayısıyla ve en çok tanı alan kanser kadınlarda meme kanseri. Dolayısıyla önemli ve gittikçe de görülme yüzdesi düşüyor. Hatta son yayınlarda 8'in altına indiği de biliniyor. Şimdi genetik yatkınlığın olduğu aslında biliniyor. Bunun yanı sıra kullanılan deodorantlar, hayat tarzı, sigara, alkol tüketimi, bunlar etkileyebiliyor mu? Yani genetik yatkınlık dışında hangi faktörler meme kanserine davetiye çıkarıyor? Tabii genetik faktörler aslında %10, %90'lık bir kısımda hiçbir bulgu yok. Yani ailesel hiçbir bulgu yok. Dolayısıyla geriye kalan o %90'da genetiğin ötesinde bazı şeyler var. İşte ne mesela? Tütün kullanımı, ailesinde meme kanseri öyküsü olması, obezite çağımızın problemi, erken adet görüp geç menopoza girmek, emzirmemek, bunlar risk faktörleri. Hocam, şu an bir mamografi cihazının sanıyorum ki önündeyiz. Şimdi mamografiyi kimler çektirmeli, kaç yaşından itibaren çekilmeli, sıklığı nasıl olmalı? Evet. Şimdi mamografi çekimlerini 40 yaştan itibaren başlıyoruz. 40 yaşında bütün kadınların şikayeti olsun ya da olmasın mamografi çektirmeleri gerekiyor. Ve 40 yaşından sonra eğer aile öyküsü de yoksa her 2 yılda bir mamografi çektirmeyi öneriyoruz. Biz burada Ketem'lerde 40 ile 69 yaş arasındaki bütün kadınlarda 2 yılda bir çekim yapıyoruz. Ama 69 yaşından sonra çekimler bitmiyor. Bu sefer bu çekimleri hastanelerde devam ettirmeleri gerekiyor. Ama aile öyküsü varsa ya da tespit edilen ve takip edilen durumları varsa hastaların sıklıkları düşüyor. Şu anda mamografinin çekildiği biz aslında odadayız. Evet. Peki nasıl oluyor? Biz gerekli kaydı yaptık, başvurularımızı yaptık, evet, ve bu odaya girişi yaptık. Evet. Öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Şimdi hastamız soyunuyor. Cihazımız gördüğünüz gibi artık cihazının büyük bir kısmı dijital. Hasta soyunduktan sonra her bir meme tek tek 4 pozisyonla çekim alınıyor cihazdan. Şurada gördüğünüz 2 tane plakası var. 2 plakası var cihazın. Bu 2 plakanın arasında meme sıkıştırılarak pozisyon veriliyor ve buna bağlı da çekimler yapılıyor. Peki tahmini olarak ne kadar sürüyor? Zorlu bir işlem mi? Ya şöyle, aslında zorlu değil. Tabii hastanın ağrı eşiğiyle de ilgili bir durum. Bazı hastalar hiç etkilenmiyorlar ama bazı hastalarımız canının yandığını söylüyor. Fakat ben hep şunu söylüyorum. Kanser olup acı çekmektense burada şu odada 10 saniyelik bir acı evladır diye düşünüyorum. Çünkü kapıdan çıktıkları anda o acıyı unutacaklar. Çok korkunç, bayıltacak kadar bir ağrı yok ama takdir edersiniz ki 2 tane plaka memeyi sıkıştırıyor. Bir de doğru bir çekim için zaten biraz acı çekmek gerekiyor. Çünkü cihaz ne kadar iyi sıkıştırırsa o kadar güzel görüntü alıyoruz. Dolayısıyla da erken tanı daha iyi oluyor bizim için. Şimdi
tabii birkaç sorumuz daha var. 20'li yaşlardan itibaren aslında kendi kendine kontrolün başlaması gerektiğini biliyoruz kadınlar için. Peki bu kontrolü yapıyoruz aynı zamanda. Fakat nelere dikkat etmemiz gerekir? Yani ailemizde meme kanseri öyküsü olsun ya da olmasın. Hayat tarzımızda, yaşam şeklimizde, beslenmemizde, stres yönetimi aynı şekilde. Biz neler yapmalıyız bu kansere yönelik? Ya tabii öncelikle kendi kendine meme muayenesi çok önemli. Çünkü 20'li yaşlardan itibaren başlıyoruz kendi kendine meme muayenesine. Her kadın her ay, ayda bir defa 5 dakikasını bile almayacak bir sürede kendi kendine meme muayenesini yapmalı. Bu 20'li yaşlardan başlıyor. Hatta 20'li yaşlardan sonra yılda bir defa da klinik olarak gidip doktor muayenesi yaptırması gerekiyor. Tarama testlerine uymak ve zamanında gitmek gerekiyor. İşte 40 yaşından sonra biz başlıyoruz burada. 2 yılda bir çekimlere başlıyoruz. Bunun dışında hayat tarzı değişiklikleri, işte tütün alışkanlığı varsa bunu bırakması gerekiyor. Hareketli bir hayat. Hayatın içine mutlaka aktivite, sporu sokması gerekiyor. İdeal kiloda olmak lazım. Beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek gerekiyor. Temiz beslenmek gerekiyor. Ve de çok önemli bir şey, emzirmek. Yapılan çalışmalar göstermiş ki emzirmek kadınları meme kanserine karşı koruyor. O yüzden de her kadının 2 yıl boyunca bebeğini emzirmesi gerekiyor. Şimdi 2 yıl boyunca emzirme diyorsunuz, ancak bu hem stresli yaşam, iş hayatı, kapalı alanlarda çalışma, üstüne bir de bir salgın süreci atlattık. Ne yazık ki birçok doğuran anne sütü çok çabuk kaybediyor, çok çabuk kesiliyor. Bununla ilgili de aslında hani emzirmek en önemli korunma yöntemlerinden biri, size söylediniz. Peki bu annelere ne önerebiliriz? Şimdi emzirmek aslında kadının doğasında, fıtratında olan bir şey. Özel bir şey yapmaya gerek yok. Eğer tabii ki bir takım problemleri olmuyorsa her anne emzirebilir. Bunun için bir dolu eğitimler var. Aile hekimliklerinde aile sağlığı elemanları var. Bunların eğitimini yapıyorlar. Nasıl yapılması gerektiğini söylüyorlar ama emzirmek önemli. Ve bence iki önemli anahtarı var emzirmenin. İyi sıvalıyorsanız ve de uyuyabiliyorsanız her kadın emzirebilir. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi neler değerlendirdik, hangi konulara birlikte baktık, birazcık tekrardan üstünden geçelim. Öncelikle meme kanserinde erken dönemde teşhis çok önemli. Bunlar için de 20 yaşını geçen her kadın kendi kendine ayda bir kez kontrol yapmalı. 40 yaşını geçen kadınların ise 2 yılda bir mamografi çektirmesi gerekiyor. Bunun dışında meme kanserine karşı nasıl korunabiliriz dersek eğer, İyi bir stres yönetimi olmalı tabii ki. Beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Uykumuza, hayat tarzımıza, hareketsiz yaşamdan uzak durmamız gerekiyor. Zaten birçok hastalığa davetiye çıkaran bir konu bu. Bunun dışında annelerin de emzirmesine dikkat ediyor. Bunun için yapabilecekler, alınabilecek önlemler aslında oldukça fazla. Erken dönemde teşhis edilirse bu kanserin tedavi edilme oranı da oldukça yüksek. Teşekkür ediyoruz.